Şu iki tavuğun özgeçmişine bakacak olursak, bunlar anneden kardeş. Şu kırmızının babası Kiremit'ti zaten, kendisi de Kiremit. Onun babası mühürlüydü. Normal bir Arap horozumuzdu, böyle kızıllı Arap. Şahane bir horozdu yani, çok seri, çok sistemli. Şahane bir şeydi. Burada bunların annesini zaten, bunun ve ötekinin annesi, şunun annesi diyelim, aldık, kiremite vurduk. Kiremite çok şahane bir el vardı, muhteşem bir patçıydı. Diğer mühürlü gibi sistemli değildi ama bitirici bir eli vardı, ağır sikletti. Burada da tavuk zaten belli ediyor kendini. Biri bakın, daha hafif, daha böyle şey, ne diyelim, şirin. Bu da biraz daha kaba duruyor. Fakat ikisinin karışımı, yani bir şekilde bu şey etmez. Tamam, ikisinin damarını taşısa da, renklerini de taşısa, damızlık konusunda arkadaşlar bundan ne patçı ne de sistemli çıkar, öyle diyelim. Arada bir salak dolaşır durur. Şimdi bundan demeyelim daha doğrusu. Yani şu anda bunun olduğu konum budur aslında benim kanaatimce. Fakat şu anda bu tavuk böyle iki özelliği donanmış olduğu için biz bunu çok şahane, böyle hem eli hem sistemi olan gerçekten kaliteli bir horoza vurduğumuzda, gerçekten elde edilen işte hem fiziksel yapı hem de kaliteye artık son derece inanmış bulunmaktayız. Yani bir yandan güçlü bir elimiz var, bir yandan da güçlü bir sistemimiz var. Zaten tavuk da iki özelliği taşıdığı için, yani yavruların sağlam çıkma ihtimali çok çok daha yüksektir. Şöyle ki, oraya mesela baktığımız zaman bu tahi kızım zaten annesinin kopyası. Annesi de babası da aşırı sistemliydi. Kendisi full sisteme sahip, donanımlı, yani full sistem donanımlı bir tavuğumuzdur şu kara kız. Buna şu anda mesela vereceğiniz horozun gerçekten full sistemli olması gerekiyor ki burada bir yavrularda aksaklık, bir şey çıkmasın diye. Şimdi bu damızlık konusunda ben yıllarca aslında çok kafa yoran bir insanım. Bazen konuşurken işte konular dağılabiliyor, başka taraflara falan çekilebiliyor ya da ben anlatamıyorum galiba. Damızlık olayı aslında arkadaşlar bilinçli. Yani birkaç kuşağı takip edip onlardan elde ettiğinizde, yani bakınız ne diyorum mesela, oradaki siyah tavuk için derim ki annesiyle babası da full sistem. Yani bunun mesela kardeşi vardı bizde, erkek. Maşallah var, yani babasını aşmış durumdaydı, öyle bir şey. Firesizdi yani, öyle diyeyim size. Fakat bu tavuğumuzu aldığım zaman, bu kırmızı tavuk, bakmayın böyle kavga etmek istediğine falan. Gelenden gidenden dayak yer. Herkese kafa tutar ama herkesten dayak yer. Kafası birkaç kere yarıldı, bilmem ne oldu, yamuldu, büzüldü. Bakın kanadının biri daha da kırık galiba. Tabii sağlık sorunu şu anda yok ama daha önceden yapmış olduğu bir sıkıntı kendisinin. Çok büyük kavgaları var. Fakat dediğim gibi işte işi bitiremiyor. Yani pata vursa patı eksik, sisteme vursa sistemi eksik. Biz biliyor muyduk böyle olacağını? Bilmiyorduk. Sonradan iyi ki de bunu bırakmışız yani. Daha önce çok kardeşleri bilmem nesi vardı falan. Dedik ki sizleri tutmadı falan. Bir tane tavuk bırakmışız. İyi ki de bırakmışız. Bize bir şey öğretti şu anda. Burada aslında çift kalemlik bir tane anacımız var. Yani bunu nereye vurursanız vurun, maşallahı var, yavruları her türlü sağlam çıkıyor. Neden derseniz, biz onun kanına donanım kattık. Bunun kanında hem sisteme yer var, hem pata yer var. Çok kaliteli, çok güzel bir anaç diyebilirim. Fakat diğeri için aynı şeyi söyleyemiyorum. Ona sistemli horoz vurmadığınız sürece kesinlikle elde başarılı bir sonuç olmaz. Misal şunları kastedecek olursak, bunlar daha önce donandırılmış, alamıyorum görüntüye biraz, şu oluyor. Şöyle yavrular, bunlar çiftçinin çocukları. Çiftçi orada yemek peşine düşmüş, horozun önündeki. Bunlar arkadaşlar artık kendini tamamen donatmış. Yani ne diyeyim size,
daha önceden hem annesinden hem babasından hem patronu gördüğümüz hem sistemini gördüğümüz anaçlardan elde edilerek elimizde duran bir tavuğumuz. Kusursuz bir şey. Yavrulardan maşallahı var zaten. 3-4 aylıkken, 45 günlükken falan kendi kendini parçalamış, bitirmiş hayvanlar. Kaç taneydi? Bakınız elimizde kaç tane kaldı. Yani sıkıntılar saymakla bitmez. Fakat sonuç olarak artık elimizde çıkacak olan her civcivin aslında seceresini bildiğimiz için işe yarayıp yaramayacağını ve hatta işte bu kırımda değil bir sonraki çıkımda anaç olup damızlık olup olmayacağını bilebiliriz. Yani mesela bu horozum için öyle bir şey diyemiyorum maalesef. Çünkü bunun alındığı vakitlerde ben burada değildim. Annesi kim? Evet, annesi şuradakilerden biri. Ama babasını dışarıdan almıştım. Babası da orta seviye bir hayvandı. Sonuç olarak öylesine bakıyoruz şu anda. Çünkü elimizde çok daha kalitelisi ne yapabileceğini bildiğimiz hayvanlar var. Fakat bunun rengini seviyorum. Olsun. Bir deneriz, bakarız. Ama bunun devamı gelmez bizde arkadaşlar. Bilmediğimiz bir şeye devam etme şansımız yok. Sağlıcakla kalın.